Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. ünitemiz elektrik yükleri ve elektrik enerjisinin 2. bölümünden bahsedeceğiz. Öncelikle topraklamayla başlayalım konumuza. Şimdi elektrik yüklerinin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Fazla yükler, elektronik devrelerin hasar görmesine, evlerde yangın çıkmasına, yanıcı madde taşıyan kamyonların patlamasına neden olabilir. İşte bu etkilerden korunmak için cisimlerle toprak arasında negatif yük alışverişi olur. Burası çok önemli. Anlatacağız biraz sonra daha ayrıntısı olarak. Negatif yük alışverişi gerçekleşir. Bu işleme topraklama deriz. Şimdi topraklama dediğimiz şey toprak nötrdür arkadaşlar. Topraklama aslında nötrleme demektir. Yani bir cisim eğer yüklüyse onu toprakladığımızda cisim nötrlenir. Burada da anlatmış, bakın toprak yani yer küre cisme çok büyük bir nötr cisim gibi davranır. İşte yer küremizin nötr özelliği, nötrleme özelliğine topraklama adı veriyoruz. Şimdi eksi yüklü bir cisim iletken metalle toprağa bağlanırsa cisimde fazla olan negatif yükler toprağa akar, cisim nötr olur diyor. Artı yüklü bir cisimde iletken metalle toprağa bağlanırsa cisimdeki artı yükler hareket edemeyeceği için topraktan cisme negatif yük gelip cisim yine nötr olur. Şimdi bunu biraz sonra daha net anlatacağım şekil üzerinde. Yıldırım savar dediğimiz paratonerler arkadaşlar bir tür topraklama aracıdır. Yıldırımın etkisinden kurtulmak için kurulan basit bir çeşit düzenektir. Bunun dışında elektrik prizlerinde, akaryakıt istasyonlarında, yanıcı madde taşıyan tankerlerin arka kısmında paratoner gibi topraklama araçları bulunur arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim şeyden, anlattığım şeyden bahsedeceğim. Mesela şimdi bir cisimden bahsedelim. Bu cisim nasıl yüklü bir cisim? Bakalım hangi yükleri fazla? Mesela her bir artı için bir eksi nötrleme etkisi gösteriyorsa bu cisim nötr bir cisim değil. Nasıl yüklü bir cisim arkadaşlar? Pozitif yüklü bir cisim. Peki bu pozitif yüklü cismi ben toprağa bağlarsam? Topraklama işareti budur. Toprağa bağlarsam. Şimdi arkadaşlar, cisim nasıl yüklü? Pozitif yüklü. Biz pozitif yüklerin hareket etmediğinden bahsetmiştik. Hatırlıyor muyuz? Peki pozitif yükler hareket etmiyorsa topraklama nasıl gerçekleşecek? Bunun içinden pozitif yükleri çıkaramıyorum. O zaman ne yapmalı toprak? Ona negatif yük yollamalı. Şu durumda topraktan cisme doğru yani yukarı yönlü ne gelir arkadaşlar? Nötrleyene kadar elektron transferi olur. Yani elektron neydi? Elektron dediğimiz şey eksi yüklüydü değil mi arkadaşlar? Şimdi kaç tane eksimiz var? 3. Burada kaç tane artımız var? 6. Bize 3 tane elektron gönderse yukarı doğru bize cisme, cismimiz nötrlenir mi? Evet nötrlenir. O zaman pozitif yüklü cismi topraklama dediğimiz şey topraktan cisme doğru elektron akmasıdır. Çünkü pozitif yükler hareket etmez. Peki cismimin negatif olduğu durumlarda ne yapacağım peki? Bizim 6 tane eksimiz 3 tane artımız olsun. Bu cismi topraklamak istediğimizde ne yapacağız? Hemen bir topraklama çizelim. Çizdim topraklamayı. Bakın arkadaşlar negatif yüklerin fazla. Pozitif yükleri hareket ettiremediğime göre fazla olan elektronları toprağa mı aktarmam gerekecek? Evet, topraklama dediğimiz şey nötrleme ise buradaki fazla olan elektronları bu sefer ne yapacak? Az önceki de yukarı doğruydu. Şimdi ne yapacak? Cisimden toprağa doğru aşağı geçirecek. 3 tane negatif yükü toprağa geçirdiğimizde cismimiz nötrlenir ve topraklanmış olur arkadaşlar. Peki, şimdi ünitemizin bir diğer bölümü de elektrik enerjisinin dönüşümü. Biz elektrik enerjisini birçok şey dönüştürerek kullanıyoruz arkadaşlar. Bakalım elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü. Aydınlanmadan ve ısınmadan bahsediyoruz, soğutmadan bahsediyoruz. Elektrikli sobalarda bulunan yansıtıcı yüzey, iç kısmında böyle parlak bir yüzey var arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere meydana gelen ısıyı sobanın arka kısmına geçirmeden ortama doğru yansıtır. Daha önceki yıllarda gördüğünüz bir ısının yansıma özelliğinden bahsetmiştik hatırlarsınız. İşte buradaki alttaki yansıtıcı yüzey gelen ısıyı tekrar ne yapıyor? Odanın içerisine yansıtıyor arkadaşlar. Ütü mesela evlerimizde her evde bulunan bir araç bu. Ütü nasıl çalışıyor? Ütünün içerisinde
elektrik akımıyla gelen sıcaklığı rezistans dediğimiz içinden elektrik akımı geçtiğinde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürebilen araç sağlıyor. Biz de ortaya çıkan ısı ile giysilerimizi ne yapabiliyoruz? Ütüleyebiliyoruz. Peki, şimdi biz bu araçları kullanırken aynı zamanda elektrik akımının dengesini de korumak zorundayız. Onun için de ne kullanıyoruz arkadaşlar? Her yerde sigortalar kullanıyoruz. Elektrik devrelerinde meydana gelebilecek olan zararları önlemek için sigorta dediğimiz bir garanti mekanizması olur. Nasıl bir sigortadan bahsediyoruz? Elektrik devresinden fazla elektrik akımı geçtiğinde akımı kesiyor, güvenlik sağlıyor. Bize zarar gelmesini engelliyor. Peki nasıl sigortalar var? Mesela bir tanesi eriyentelli sigortalar, diğeri de manyetik sigortalar. Metal çiftli sigortalar günlük yaşantımızda çok fazla karşımıza çıkan tipler arkadaşlar. Mesela eski tip eriyentelliden bahsedelim. Eriyentelli sigortalarda devreden aşırı ısı geçtiği zaman, aşırı elektrik akımı geçtiğinde tel çok ısınıyor ve eriyor. Eriyen tel ne yapıyor? Kopuyor. Koptuğu zaman devredeki akım ne oluyor? Kesiliyor. Peki manyetik sigortalarda bu sefer fazla akım geçerse mıknatıslık özelliği devreye giriyor. Mıknatıslık özelliği artıyor. Devreyi kapalı tutan uçlar açılıyor. Manyetik eleman devreyi kesiyor. Bu noktada bir şey daha göstermek istiyorum size. Bakın evinizde hep sigortalar var. Görmüşsünüzdür. Bu bir sigorta sistemi arkadaşlar. Peki bu evde nasıl çalışıyor? Evdeki çalışan bütün prizler elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanılıyor. Şimdi bu prizlerin hepsi lambalar, fırın, buzdolabı vesaire ve beyaz eşyalar. Elektrikle çalışan her şey bir kutuya bağlı sigorta sistemine bağlanır arkadaşlar. Bu sigorta sistemin içerisinde şu aşağıda gördüğünüz sistem vardır. Bu sistem evin içerisinde fazla akım gelerek eşyalarımıza zarar gelmesini, yangın çıkmasını engelleyen sistemdir. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüşmesinden bahsedelim şimdi de. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürebilen araçlara elektrik motoru denir. Şimdi elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlarda farklı büyüklükte elektrik motorları vardır. Gücüne göre değişiyor. Mesela çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, vantilatör, elektrikli süpürge, mikser, mutfak eşyalarımızın birçoğu nedir arkadaşlar? Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Şöyle bir baktığımızda çamaşır makinesi dönme hareketi yapıyor. Saç kurutma makinesi içindeki pervaneyi düşünün. Vantilatör bizi serinletmesi için hava akımı sağlayan kanatları düşünün. Elektrik süpürgesi yine hava akımını sağlıyor pervaneyle. Hepsi elektrikle çalışıyor. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyor. Gelelim Akkorp ampule. Şimdi arkadaşlar elektrik ampullerinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve direnci yüksek olan tungsten dediğimiz telden yapılan maddeden yapılan teller kullanılır. Bu tungsten dediğimiz tel şuradaki arkadaşlar. Flaman adı verilen bu kısım yüksek sıcaklıklarda akkor haline geçerek ışık verir. Akkor haline gelmek biraz kızarmak anlamına geliyor. Şimdi bakın şuradaki tel tungstenden yapılmış kırılarak sarmal olarak yapılmış tungsten teli. Bu kısma flaman diyorum. Telin adı tungsten arkadaşlar. Peki bu flaman ne yapıyor? Bu alttan gelen elektrik akımını iletken tel sayesinde flamana aktarıyor. Flamanın üzerinden geçen akım tekrar devreye geçene kadar şu noktada aşırı akım geldiği için akkor haline geçiyor. Akkor haline geldiği zaman da ısı ve sonrasında ışık yayıyor. Bu eski tip akkor lambadır arkadaşlar. Peki elektrik enerjisini nasıl üretiyoruz? Mesela akarsular baraj göllerinde tutularak depolanabilir. İhtiyaç duyulduğu zaman da bu sular elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir. Bu tür elektrik santrallerine su, hidrodan gelen su elektrik enerjisi santrali yani hidroelektrik santral adı verilir. Barajlarda elektrik enerjisi üretmek için dev jeneratörler bulunur arkadaşlar. Bakın şuradaki jeneratörler dev jeneratörlerdir. Barajlarda biriken bu durgun su potansiyel enerjiye sahip. Bu suyun kapağı açarak akmasını sağladığında potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Dönüşen kinetik enerji hızla akmaya başlar su ve buradaki pervaneleri döndürür.
Buradaki pervaneler, trigünler döndükleri zaman hareket enerjisi üretilir. Yani potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirdim. Kinetik enerji burada tekrar hareket enerjisine dönüyor ve tribünleri döndürüyor. Dönen tribünler birbirine bağlı olan milleri çevirir ve bunlar da burada arkadaşlar jeneratörlerde elektrik üretilmesini sağlar. Böylece bütün şehre elektrik aktarılmış olur. Peki sadece hidroelektrik santrallerim var elektrik ürettiğimiz? Hayır. Mesela rüzgar gücüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir bu arkadaşlar. Rüzgar gülleri rüzgarın enerjisiyle dönerler. Bu dönme hareketi sonucunda altlarında bulunan jeneratörlerle elektrik üretir ve artık ülkemizde çok gelişmekte olduğunu düşünüyoruz. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Özellikle rüzgar alan bölgelere kurulur. Bu sistemle gayet verimli bir şekilde elektrik üretilmeye başlanmıştır. Bir diğer elektrik üretim santrali ise jeotermal enerji arkadaşlar. Jeotermal ne demek? Jeotermal yer altındaki sıcak su kaynağı demek. Bu sıcak su kaynaklarından o kadar sıcak bir buhar çıkıyor ki bu çıkan sıcak buhar sayesinde bunun enerjisini yine hareket enerjisine şiddetli bir şekilde çıktığı için bunu da hareket enerjisinden elektrik enerjisine çevirebiliyoruz. Son olarak nükleer enerjiden bahsedelim. Nükleer enerji santrallerinde durum biraz daha farklı. Bu yenilenemez enerji kaynaklarından biri arkadaşlar. Nükleer enerji santrallerinde bazı maddeler üzerleri aşırı hareketlendirilerek yani üzerine hareketlenmesi için enerji verilerek farklı bir enerji, nükleer enerji açığa çıkması sağlanır. Bu da elektrik üretmek için ayrı bir yöntemdir. Elektrik enerjisinin bilinçli kullanılmasının önemi. Şimdi biz elektrik enerjisi üretiyoruz belli yollarda ama bunu eğer doğru kullanmazsak ziyan etmiş oluyoruz. Peki bunu bilinçli kullanılması neden önemli? Elektrik enerjisi günlük hayatta tüketilen tüketim yaygınlığı, kullanım kolaylığı, istenildiği anda diğer enerji türlerine dönüştürülebilmesi nedeniyle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesidir. Elektrik yoksa onu dönüştürebilmek de zordur değil mi? Elektrik enerjisi birçok şeye dönüşebilen bir enerji sonuçta. Peki elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için ne yapmalıyız? Bazı önlemleri almalıyız. Örneğin evlerimizde kullandığımız elektrikli araçların A sınıfı dediğimiz hatta A üstü enerjiyi harcamaya sahip ürünlerden seçmeliyiz. Şurada yeni aldığınız ürünlerin özellikle üzerindeki etiketlerde görürsünüz arkadaşlar. A sınıfı demek en az enerji. Yeşile doğru gittikçe enerji harcama miktarı azalmaktadır. Mesela G sınıfı bir enerji harcayan aracımız varsa çok fazla enerji harcadığı için hiç tasarruflu bir alet değildir. Peki enerji tasarrufu sağlamanın yollarından biri de kaçak elektrik kullanımını engellemektir. Nedir bu kaçak elektrik? Şimdi elektrik dağıtım sistemine sayaçlarımız var ya hani evimizde sayaçlara, ölçü sistemlere ya da elektrik tesisatına müdahale ederek ki bu görevliler tarafından görevli olmayan kişiler tarafından müdahaleyle tüketimin doğru tespit edilmemesini sağlamak veya elektriğin hiç ölçmeden tüketildiği enerji türüne denir. Buna kaçak elektrik diyoruz arkadaşlar. Peki kaçak elektrik kullanan kişiler elektrik faturası hiç ödemedikleri için çünkü onların ödedikleri yani harcadıkları elektriği ölçebilecek bir saatleri var ama saatin çalışmasını engelliyorlar, müdahale ediyorlar. Böylece bunlarda herhangi bir ödeme yapılmıyor. Tüm ihtiyaçlarını elektrik enerjisine kadar ısınma, sıcak su vesaire bütün her şeylerini elektrik enerjisine karşılıyorlar ama bunların karşılığını ödemiyorlar bizler gibi arkadaşlar. Bu da elektriğin sınırsız kullanımını meydana getiriyor. Ayrıca bu enerji için harcanan paralar geri alınmadığı zaman ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Ülke ekonomisine verilen zarar faturalarımıza daha pahalı enerji olarak yansır. Yani kaçak elektrik kullananlara izin verirsek onların kullandığı elektriğin değerini de biz öderiz arkadaşlar. Evet. Enerji tasarrufu için neler yapmalıyız? Ondan bahsedelim. Mesela boş yanan lambaları kapatmayı unutmayın. Sizin ihtiyacınız olmayan bir aydınlatmayı kapatmanız demek o alanda tasarruf yapmanız demek. Bu çok önemli arkadaşlar. Güneşli kış günlerinde ki yaşadığımız memleket buna uygun bir memleket. Perdelerimizi açarak güneşin odamıza girmesini sağlamalıyız arkadaşlar. Temiz kıyafetlerimizi kirli olanlarla karıştırmamalı ve çamaşır makinemizi boş yere çalıştırmamalıyız. Kapıları, pencereleri kapatalım ki odadaki enerjiyi koruyalım. Yani
hem klimayı açıp ya da doğalgaz açıkken kalkıp camı açar mıyız arkadaşlar? Evi havalandırmaktan bahsetmiyorum. Ben boş boşa cam açmaktan bahsediyorum. Siz ısınmak için kalorifer yakıyorsunuz, bunun için enerji harcıyorsunuz ama bir yandan da camı açıyorsunuz. Bu tarz şeyler tasarruflu olmanın tam zıttıdır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bilgisayarı sadece kullanacağımız zaman çalıştıralım. Televizyon, bilgisayar, bütün ev aletleri düğmesinden kapatalım. Hani uyku moduna alıyoruz ya, o zaman da elektrik tüketiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen düğmesinden kapatalım. Enerjimizin boşa gitmemesi için ısıtıcıları 21 dereceye ayarlayalım. Ve evimizde mevsim normallerine uygun giyinelim. Buzdolabının kapağını gereksiz yere açık bırakmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.